Şu kenara koy da. Şunu sade ne aldın? Görüşte kalktı ya. Ben bedensel engelli olduğum için bedensel engelli ayağımın bir tanesi iki yaşında çocuk felci geçirmişim. İlk okuldan sonra büyüklerimiz dediler ki senin en ideali yapacağın iş budur. Ben de onların sözünü dinledim. Oturduğum yerden iyi ki dinlemişim. İşte 80'den bu tarafa devam ediyor. Benim dönemimde çok usta vardı. Mersçi, Yemenici, Kunduracı, Safranbolu'da çırak kalfa 100 kişi vardı. İşte bunların içinden kimse öğrenmedi bu işi, ben öğrendim. İlk de öğrenmişim. Şu anda Safranbolu'da tek usta olarak devam ediyoruz. Biliyorsunuz şu anda bizim bulunduğumuz yer Yemenciler Arasası. Tarih 1661'de kurulmuş. Burada 48 tane açlık dükkan, 47 tanesi Yemen'e yapmış. Köprülü Mehmet Paşa Camisi kurulurken camiye gelir olsun diye buradaki dükkanları yapmışlar. Ve aynı zamanda burada ustalar toplanmışlar. Ne demişler? Biz ne yapabiliriz? Kurtuluş Savaşı'nda orduya buradan Yemen'e yapalım, gönderelim diye böyle bir manevi duygu içinde bu işi yapmışlar. Bu ürün yaptığın zaman ürün kötü olduysa sen burada esnaf odası, ticaret odası başkanı olduğu gibi seni uyarıyorlar. Başkan diyor ki usta bunu yanlış yaptın. Olmadı. Hatalı ürün var. Veya düzgün ürün yapmadın. Seni uyarıyor. Bir tane uyarıyor. Üçüncüsünde alıyor senin pabucun dama atıyor. Yani pabucu dama atıldı. Bunun ürünü kötü, bundan ürünü almayın. Kendini düzelt. Düzgün malzeme yap, yani yemeni yapasıya kadar ceza. Cezanın bir de ağır tarafı lonceye giremiyorsun. Yani lonceye girme şansın yok. Yani lonceye giremiyorsun. Bir de öyle ağır bir ceza var. Pabucu dama atılması terimi de oradan geliyor. Evet efendim, aynen. Tamam mandı desi, üçlü büyükbaş hayvan desi, aslar, keçi tamamı desi. Bunun şöyle bir özelliği var. Şu gördüğünüz su şu anda, ben şimdi suyu sürüyorum buna. Bak şimdi suyu tamamen şu anda ıslıyorum. Şu anda ısladım. Ne oldu? Su kayboldu, suyu emdi. Bu deri olsun, suyu emdi. Üstte deri, içte aslarda. Şimdi suyu bunun içine döküyorum ben tekrar. Bak şimdi şöyle, şu anda yıkıyorum. Tekrar fazlasını alıyorum suyu. Aldım. Şu an ne yapıyor? Suyu emmeye başladı. Evet, şu anda emdi. Bu şunu ifade ediyor. Bunun içinde ter böyle dolaşma, ayak bunda havalıyor. Yani bu kışın giyilmez, yazın giyilir. Yazın ayakta ter, koku, mantar yapmaz. Evde terlik gibi kullanıyorlar. Bunu kullandığı zaman ayakta mantar, nasır, bakteri olmaz. Yani öyle özelliği var. Önceden askerler yapılmış buradan. Bir de şöyle asker yapıldığı gibi. Safranbolu tek pazar. Mesela bütün herkes Safranbolu'ya girmiş. Mesela çevredeki köyler, bilmiyorum, şuna Safranbolu çok büyük bir yer olduğundan, işte Kervansaray, İpek yolu üzerinden, Cincihan'ı hamamıyla, şeyine tek pazar Safranbolu olduğu için gelen herkes buradan alışveriş yapmış. Ustamız bize, ustalığı öyle anlatırdı benim dönemde. Yani çok yoğun olmuş. Hele cuma gününe itibaren yani her taraf dolanmış. Yani o kadar yoğunluk olurmuş. Ama şimdi ne oldu? Tabi gelen artık Yemen'in işi gelen misafirimize, yerli ve yabancı misafir, turistlere hitap ediyoruz.